Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda. Oha lan, artık elektrik güçleri müthişçe güçleniyor. Bu internet kafenin kaçak elektriği iyice artık işe yaramaya başladı. Yatağımdan da uyandım. Oh, karnım birazcık acıkmış. Hemen gidip hamburger veya sosisli yiyerek sağlıklı kahvaltımı yapayım. Çok açım çok. Ama şöyle gözükmeden gidersem eğer daha iyi olacak gibi. Şu direği kendime siper ediyorum. Aman görmesin. Eğilerek gideyim hatta. Sesini çıkarma. Hadi kapıyı açıyorum. Aha açtım, gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Neden? Gel lan buraya. Vallahi gelmeyeceğim. Yok, gelmeyeceğim. Lan. Ne var lan, söyle. Ne var? Ya. Çocuk yapalım. Bana bak kadın. Bana bak bayan. Para getir diyordun, daha yeni para kazanmaya başladık. Şimdi tutturdun çocuk diye ya. Çocuk yapalım. Ana şu kuş mu? Nerede nerede? Kalkandırdım. Hop çabuk çabuk kapıyı kapat. Oh, asansör gelmemiş. Çabuk çabuk çabuk. O beni yakalamadan bilmem lazım. Çabuk gel lan, çabuk gel. Oh. Kapıları da kapat. Neredesin lan? Oh, kaçtık Allah'ım. Vallahi çok korkmuştum ya. Sevgili güzel, mükemmel şehrim ya. Şu güzelliğe bak, şu insanların kalitesine bak ya. 1002, 1003, 1005, 1500. Bu nasıl bir saymak lan? Ne diyorsun lan? Vallahi ağzını burnunu kırarım. Bana bak, Toretto artistlik yapma. Vallahi bak, yok ederim ha. Ben de mi? Seni lan. Al bakayım bunu. He, artist seni. Bak bak. Burada bize artistlik yapıyor ya. Biz dövüşçüyüz artık ya. Faruk'a bana bir yolluk yap ya. Yürü git lan, bugün sesim kısık zaten. Ne? Sesin mi kısık? He, soğuk almışım. Soğuk mu aldın? Bütün gün sosisleri yersen, buzdolabından suyu içersen olursun tapasta. Allah Allah. Ver bakayım azıcık yemek. Allah'ın belası. Ben gidiyorum ya. Açayım şu kafemizi de. Oy, gel oğlum lan. Gel oğlum. Dünyadaki en iyi insanın kafe burada. Oğlum maskot, sakin ol. Daha açmadık kafeyi. Ne bağırıyorsun ya? Bak şimdi açtım. Olsun patron, ben hadi çekeyim. Oy, gel oğlum. En iyi oyun. Nereden buldun bu Trabzonlu maskotu ya? Elektrikler kesilmiş, bir de açayım bari şu elektriği. Hop, bilgisayarımızda başlatalım bakalım. Ulan ya, vallahi şu kafeye baktıkça içim açılıyor ya. Işıkları da şöyle açayım, sabah sabah ışıklar açık olsun. Çünkü lüks yerlerde sabah bile ışıklar açıktır her zaman. 5 tane bilgisayarımız da var, burada vantilatörümüz de çalışıyor. Her şey mükemmel resmen şu an. Kafemizi de açtım bakalım, gelsin müşteriler. 3200 liramız varmış, güzel paramız varmış. Dayı oğlu, buraya bak. Ne var lan dilenci reis? Her gün geliyorsun, bir şey istiyorsun ya. Önemli. Vallahi çok önemli. Neymiş ya? Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Oha, vallahi doğru lan. Hep kesiliyor ya. Bu çakallar rüşvet almak için elektriği kasten kapatıyorlar. Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim. Ve elektriğini bir daha kesmeyecekler. Kim lan bunlar? Oğlum söyle, ağzını burnunu kıralım. Ben o kadar kasımızı falan geliştirdim, güçlendik ya. Dövüşçü olduk artık. Neyse tamam, vereyim 200 liraya adam. Kesmesinler elektriği ya, sürekli kesiliyor. Al bakayım. Adamsın dayı oğlu. Artık elektriğini kesemezler, rahat ol. İyi bakalım. Umarım yani dilenci reis. Sürekli kesiliyor bak. Vallahi bir daha kesilirse bak seni bulurum. Duydun mu? Bulurum. Opsiyonel. Sen rahat ol, o iş bende. İyi bakayım. Kafemize geleyim. Oturdum müşteriler. Oh, gelmişler. Bak bak. 4 tane müşteri burada. Lan kafe niye açık değil? Onayla çabuk, herkes onayla. Tamam, otomatik onayı açmamışım. Tamam, açayım. Artık ben kendim onaylamasam bile kendi kendine onlar onaylanacak. O yüzden yeni aldığımız yazılım sayesinde işler artık kendi kendine işleyecek. Tıkırında her şey. Paramız da 3018 lira olmuş. Artık ekstresi işin güzel tarafı, biz rahatız. Bakın kafemizde herkes oturuyor, müşteriler. Parçalar teslim ediliyor. Oy, teslim ediyor. Diyorum patron. Aferin benim güzel garson kızım. Şu güzelliğe bak ya. Boncuk ya, gözleri boncuk. Parayı vermeden kaçıyorum za. Lan sen kaçabilir mi sanıyorsun? Ayı boğan gebert lan. Uf, ağzını burnunu kırdı bak. 170 lira aldık, süper. Yani esasında gördüğünüz gibi şu anda her şey işliyor. Kafe kendi kendine istekleri onaylıyor. Kaçanları ayı boğan dövüyor. Bombacıları sniper'ımız vuruyor. Temizliği robot yapıyor. Yemekleri aşçı pişiriyor. Garson teslim ediyor. Tuvaletimiz de var. Bakayım tuvalet pis mi ya? Çünkü tuvaletin içindeki pohları bizim robot silemiyor. Pisse temizleyeyim bakayım şöyle. Vallahi yo, tertemiz, güzel. Bizim müşteriler edebi adabı öğrenmişler. Sonunda yere sıçmıyorlar artık. Bu güzel oldu. Artık patlatamıyorum sizi. Neden? Aga be, Squid Game Reis'e bak, geberdi içeri giremeden. Ne oldu Squid Game'den? Artık patlatamıyorsunuz içerideki mükemmel internet kafemizi. Neyse, sistem şu an kendi kendine işliyor. Biz ekstresi birazcık şehri gezelim bakalım. Şehirde farklı farklı acayip yerler varmış. Hiç gezmedik çünkü şehri. Bu mükemmel şehri keşfetmeliyiz. Aha, bu adam ne yapıyor lan burada? Spor yapıyorum, yürü git lan. Oğlum burası spor yeri mi lan? Ara sokakta ne spor yapıyorsun? Buradan birisi geçse korkmaz mı ha? Bana. Bana ne ha? Sen şunu kafana al bakayım. Lan gebermedi. Dur. Oo, öyle bir şey yok. Lan dövüyor bizi, dur. Allah ağzını burnunu kırarım. Dur. Gel lan. Lan niye dövemiyorum bunu? Oğlum ağzını burnunu kırarım bak. Gel. Seni yok edeceğim evlat. Lan sen kimi yok ediyorsun? Ekstres bu amma güçlüymüş, gebermedi bir türlü ya. Oğlum. Geber lan artık. Lan biz geberiyoruz. Ha, enerjim bitti. Aa, of, ağzını burnunu kırdık. Nasıl bu kadar iyi dövüş?
Ya yarışçılık yapmayacaksın çakal. Artık gece de oluyor. Bakayım bu ne? Bir sonraki yarışın başlama zamanı mı? Burası at yarışı kafesi kardeş. Oynayacaksın mı? Vallahi deneyebilirim. Yani 4 dakika varmış. Tamam ben o zaman geleyim 4 dakika sonra. Bahsini şu an yapmalısın. Yarış 4 dakikaya başlıyor. Oha. İyi tamam o zaman yapayım madem. Hangi at yener bence bakayım. Siyah at mı, kahverengi mi, yeşil mi, kırmızı mı yoksa mor mu? Bence kırmızı at diyorum bakalım. 100 liraymış. Tamam 100 liralık bahis koydum şu anda. At yarışı oynuyoruz ilk defa. Evet. Bakalım kazanacak mıyız? Ve şöyle güzel bir yemek de yiyeyim. Mükemmel. Şehrimizde at yarışı yeri varmış. Oo bu ne? Bir ara sokakta merdiven var. Çok acayip yerler. Oo bir manav buldum burada. Alabiliyor muyuz? Beleş armut. Vallahi alamıyoruz gibi duruyor. Neyse ben eve gidip uyuyayım şu an. Sabah sabah gezerim çünkü geceleri içerisi tehlikeli olur. Sıkıntılı olur. En iyisi gidip uyumak. Umarım o kadına da yakalanmam. Yine başlayacak. Yok para var mı? Yok çocuk yapalım falan. Oha şu an bırakacağız. Bakın para kazanıyorum görüyor musunuz ya? Sensördeyken bile para kazanıyorum. Böyle bir zenginlik yok. Hadi bakayım eve geldik uyuyayım şöyle. Oo. Çocuk yapalım. Lan sus. Hemen kapıyı kapatayım da arkamdan gelmesin. Aşağı ineyim. Şimdi acaba biz gece uyuduk diye şehirdeki at yarışı reis yarışı yaptım yoksa hala 4 dakikam var göreceğiz. Şu an vallahi merak ettim. Hemen bir gideyim bakayım at yarışı reis'e. Durumlar neymiş? Hop. Evet reis yarış başladı mı? Başlayacak yenimez kaldı. 2 dakika kalmış ha. Güzel tamam başlamamış da. O zaman ben mecburen şehri gezeyim şöyle. Ne varmış burada? En iyi bilgisayar parçaları. %100 orijinal diyor. Hadi bakayım. Oh, hoş geldin evlat. Hoş buldum dayı. Ne yapıyorsun burada ya? Boş CD falan var. Çanta falan da var. Bak bak. Takılıyorum öyle. Televizyon izliyorum. Geleceğim mi? Geleyim bakayım. Ne izliyorsun şöyle? Hop şöyle yanına oturayım. Ne izliyorsun dayı ya? Haber mi izliyorsun? Ne izliyorsun? Allah'ım. Çok eğlenceli bence. Bence bok gibi. Ben bir çanta alayım senden ya. Bakayım 400 lira 1000 lira. Oo, pro çanta 3000 liraymış. Daha da iyisi var mı? Lüks çanta 2000 lira. Yok en iyisi bu 3000 liralık. Bende kaç para var bakayım şu anda? 5000 liramız olmuş. Beşer. Bakın şu an kafede değilim bile ve para kazanıyoruz hala. 3000'lik çantayı alıyorum madem. Aldım. Şimdi ne olacak? Bunu şu an giyemiyor muyum ben? Bakayım şöyle. Aha. Koydum sırtıma. Aa giyebildik. Artık sırt çantam var arkadaşlar. Bakın envanterimizi açınca burada bir sürü depomuz oldu. Bir de özellikler gelmiş. Bunu da geliştireyim bakayım kendimizi. Şöyle kafemizi geliştirecek bir şey var mı şu an? Mor özelliği varmış. Tamam bunu açalım çünkü az önce at yarışı yaptığımız için eğer kaybedersek paramız geri alabiliyormuşuz bazen. Bu işe yarayabilir. Başka olarak da yeteneklerimizi fullledik. Tamam ben birazcık fiziksel gücümü arttırmak istiyorum. Şunu arttırayım. Şöyle daha dayanıklı olacağız. Böyle bunu arttırayım. Sopamız olsun. Böyle bunu da arttırayım. Çimşek gibi yumruklar. Daha da sert yumruklar. Lan polis beni arıyor şu an. Polis bey vallahi bir şey yapmadım. Abi lan burada. Vallahi takılıyordum öyle. Çok takılma. Takallar adama oğlum. Nasıl bir polis ya? Keko polis mi olurmuş? Ben biraz daha kendimi geliştireyim. Tipin çok sıradan olduğu için polis senden şüphelenmiyor diyor. Tamam bunu geliştiriyorum şöyle. Ve sonra çekiç yumruk 220 lira ekstrası en son güç. Yumruklarımız balyoz gibiymiş. Vurduğumuz herkesi düşürüyormuşuz. Hadi bakayım geliştirdim şu an. Maksimum gücümüz var galiba. Şu an bakayım bir vuruşta gebertiyorum merkezi. Polise vursam ne olur? Neyse vurmayayım. Ben bir korktum şu an. Şu kıza vurayım bakayım. La 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 çok güzel bir gün. Al bakayım. Oo direkt geberdi. Polis bey bir şey yapmadım. Vallahi kendisi düşmüştü. La 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 la. Kalktım ki. Lan nasıl kalktı yumruk balyoz gibiydi. Bir daha vurdum lan. Gebermedi. Bir daha vurdum. Bana ne vuruyorsun lan? Ah geberdim. Niye baygınım lan? Ana canım mı bitti? Buraya bak dostum. Dilenci reis tamam hemen geleceğim bir saniye. Bir at yarışına bakayım ne durumdayız şu an. Ha başlamış işte başlamış. Hadi oğlum hadi oğlum koş bakayım. Deh tıkıdık. Deh tıkıdık. Bizim at nerede ya? Vallahi kırmızı yerde kaldı. Nasıl ya kayıp mı ettim resmen şu an? Ya siyah at yanındaki ses gördünüz mü öndeki siyahtı ya. Of ya resmen kaybettik. Tamam bir sonraki yarışta ben bu sefer yeşil ata oynuyorum. Evet yeşil at. 100 lira koydum 6 dakikaya geliyorum. İyi bakalım delikanlı. Kazanacağım mı göreceğiz. Sen göreceğim bak bu sefer yeşil yenecek. Biraz susuzlu yiyeyim bakayım. Şimdi dilenci reis bizi çağırmıştı en son gidelim yanına. Bir de kafeye de bakayım ne durumda ya. Hiçbir sıkıntı falan var mı? Ayı boğan bir sıkıntı var mı oğlum içeride? Bak parasını veren birisi var aldım parayı hop. Hiçbir sıkıntı yok patron. Herkesin ağzını burnunu kırıyorum. Oğlum herkesin ağzını burnunu kırma kaçanların kır. Zaten kaçanların kırıyorum patron. Kaçmazsa kırmıyorsun değil mi? Bazen kırıyorum onu da. Ama İyi tamam olsun. O kadar olur yani. Sizin paranızı alalım beyefendi. Lan ben seni dövmüştüm en son. Buradan yürü git bir daha dövmeyeyim. Tamam abi ne kızıyorsun ya? Artist seni. Kafe şu an kendi kendine işliyor. İşler güzel. Kaç paramız var bakalım? Oo hala 5700 liramız var. Ulan çanta 3000 lira harcadık. Söylese hala paramız var. Dilenci reis nerede şimdi bakayım bir. Aha da ileride. Dayı oğlu gel bakalım buraya. Ya bu nasıl bir gülüştür ya? Ne diyeceksin gene bakayım? Dostum büyük bir kavga var. Bana 3 beyzbol sopası getirir misin? Sen ne kavgacı bir adam çıktın ya. Tamam hadi getireyim madem. 3 tane beyzbol sopası ben şimdi nereden bulayım? Gerçi bizim o kaçakçı bilgisayar dükkanında vardır herhalde bakayım bir. Aha en iyi bilgisayar parçaları %100 orijinal evet burası. Dayı sopa var mı ya? He var yeğenim bak burada masanın üstünde. Vallahi varmış bunlar orijinal mi aynı tabelada yazdığı gibi? %100 orijinal ya.
Değil sabah getir iade almayan it olsun. O kadar diyorsun. İyi bakayım o zaman. Alıyorum madem 3 tane şöyle. Bunları ben çantama koyayım. Zaten çantamda bir sürü yerde var. Güzel, tamam. Nerede bizim çakal dilenci? Buldun mu beyzbol sopasını dahi oğlu? Buldum dilenciyiz, al bakayım. Dostum, üzgünüm ama sana şu anda verecek param yok. Ama merak etme, telafi edeceğim. Nasıl paran yok ya? Kapılara para harcadım ben. Ne diyorum bak, ne? Sonra veririm dostum. Hay Allah'ın belası. Bunu ben dövsem mi, ne yapsam ya? Ben hiç dövmeyeyim, bir tek bununla kankayız zaten. Herkes dövüyor. Bakayım şunu tek yumurta indirecek miyim? Al bakayım. Lan niye indiremedim ya? 3 yumurta indirdik. O kadar gücümüzü arttırdık, hala tek atamıyoruz ya. Nasıl balıyoruz yumruk? Dur bakayım, bir daha deneyeceğim şimdi. Bir daha deneyeceğim. Aynı kız bir daha geliyor. Gel bakayım buraya. Al bunu. Of, tek attık vallahi, geberdi. Böyle bir güç yok arkadaşlar. Böyle bir güç yok. Kafede şu an çok güzel işliyor. Bayağı paramız da var, 6700 lira. Artık arkadaşlar zamanı geldi. Kafemize bir üst kat açalım bakalım. Kendimizi geliştirelim. Kafemiz diyorum. Bir tane merdiven kuruyorum. Bakayım merdiven şimdi nasıl oldu? Sen de ver bakayım parayı. Güzel, aferin. Merdiven nerede? Of, buraya doğru kafemiz uzadı şu an. Lambayı da alıp şuraya koyayım. Böyle şurada bir tam nereye koyayım? Hadi buraya koyayım. Şöyle. Resmen artık kafemiz çok genişledi ya merdiven koyunca. Bakayım merdiven nereye gidiyor şu an? Aha, boş duvara gidiyor. Bu ne ya? Nasıl bir merdiven? Hemen üst kata açalım. Merdiven boşa gitmesin. Verin bakayım paranızı. Güzel. Resmen kafe şu an para basıyor. Işte. Para basıyor. Üst kata açtım 2400 liraya. Harika şu anda. Bakalım tekrar üst kata şu an ne durumda üst kat. Oo, vay koçum benim. Şu güzelliğe bak. Bir ses var. Bilgisayar mı yanıyor aşağıda? Bakayım. Güzel güzel, tamam, yanmıyor. Sıkıntı yok. Hatta 3000 lira verip biraz daha genişletiyorum üst katı. Yaptım şu anda. Kafemizi fullledik. Maksimum büyüklüğe ulaştı. Ver bakayım paranı. Aferin Ramaz, güzel. Sen akıllı çocuksun bak. Akıllı çocuksun. Eyvallah kral. Gidip biraz Tesla yapayım. Ya bol bol yap ama çok ayarı kaçırma bak. Kafayı bozdun sen iyice. Sen de ver bakayım paranı. Güzel. 500 lira verdi. Of, nasıl para ifadesi ya. Üç kata şimdi çıkıyorum bakayım şöyle. Of of of, dev gibi oldu lan. Bu ne? Burası niye kirli ya? Kim attı buraya gelip bu çöpü? Neyse tamam, güzel. Bir pencere olsa iyi olurmuş ama olmamış. Sağlık olsun artık. Bizim robot burada temizleyemiyor mu ya? Robot. Robot yok. Ana, robot niye yok lan? Ben bakayım çalışanlarımıza bir sorun mu var? Yoksa bunun faturasını falan mı ödemedim ben? Bakayım fatura gelmiş. Oo evet evet, bayağı fatura var. Ödeyelim hepsini şu an faturaları. Ödedik. Bizim robot şu an bir yere gitmiş. Nerede? Vallahi burada şu an çalışıyor, yazıyor hala. Robot neredesin oğlum? Aa burada bak, gidiyor lan, yerde geziyor. Bak bak bak. Pok var ya, sil bakayım. Oğlum pokları sil. Resmen şu an poka basacağım ya. Üf. Robot çabuk sil şunu. Oğlum niye duruyorsun burada? Kızma patron. Hemen sileceğim. Azıcık dinleniyorum. Oğlum çabuk sil, çabuk sil. Hadi bak şu pokları sil artık. İyi leş gibi, ben bunları silemem ya. Ya ne mal robot çıktın sen ya. Oğlum illa ben mi sileyim paspasla? Yerde pok var diyorum. Sana o kadar maaş ödüyoruz ya, bir de robotsun. Robotların paraya ihtiyacı bile yok. Tuvalette pok var mı bakayım şöyle. Buraya da bakayım. Vallahi yok. Burası niye çok temiz gözükmüyor? Aha! Lan birisi lavaboya sıçmış. Bu nedir ya? Nasıl buraya yaptın ya? Buraya çıkıp mı yaptın? Nasıl bir şeydir ya? Allah'ın belası. Neyse tamam, sildik. Bu ayna niye kırık? Bunu da kırmışlar ya. Neyse şuraya bırakayım tekrar paspasımızı. Ver bakayım paranı kızım, aferin. Bakalım bizim at yarışı şu an ne durumda? Aha! Yarışıyor. Hadi lan yeşil bak. Yeşil ikinci. Lan bitti yarış hemen ya. Gene yarışı bak, en sonunda yakaladım. Gene kaybettin za salak. Oğlum bak, senin bir gün ağzını burnunu kıracağım. Oturmuşsun buraya. İçiyorsun şu zıkkımı da. Senin yüzünden 200 lira kaybettik ya. Oynamıyorum lan ben daha. Oynamasın, oynamadan. Yürü git. Tipe bak, tipe hareketlere bak ya. Evet, şimdi artık kafemizin üst katı da olduğuna göre, hatta kafemizin alt katı da genişlediğine göre birkaç geliştirme yapmamız gerekiyor. Bence ekstralize artık VR masası kurmalıyız. Sonuçta masamız var. Gerekli parçaları alalım bakalım ne gerekiyormuş. Bir tane bilgisayar kasası gerekiyor. Bir tane VR gözlük. İki tane de VR kontrol cihazı gerekiyormuş. Tamam, bir tane alayım bakayım şu masayı. Şimdi ilk VR masamızı koyuyorum. Nereye koysam? Yani hadi şöyle koyayım madem. Aha da koydum. Bence güzel oldu. O zaman şimdi siparişimizi verelim bakalım. Hemen Zamazor'a girdik. Güzel paramız var. Yaklaşık 7000 lira. Bir tane VR cihazı. Oo, cihazlara bak. Tabii şimdi artık paramız çok olduğu için en pahalısını sipariş verelim. Ver bakayım koçum parayı. Sen de ver. Oo güzel. Paramız iyice fazla oldu. En pahalısı hangisi bunların? Şu 1500 liralık Pro VR headset. Sanal gerçekliğin en iyisi. Tamam, bundan sepete koyuyorum. Hatta iki tane koyayım. Sonuçta iki tane masamız var. Bir de VR kontrolcüsü sipariş edecektik. Gerçi bizim paramız şu an yetmez ki iki taneye ya. Tamam dur, bir tanesini siliyorum. Bir tanesini sildim. Önce bir görelim bir tanesini. Evet. VR kontrolcüsü. En kaliteli kontrolcü. Bu 4.5 yıldız. Şöyle 5 yıldızlık yok mu? Oo, altın renk VR kontrolcü. Tamam, iki tane bundan söylüyoruz. Bir tane de bilgisayar lazım şimdi bunlara güç verecek. Geldim bilgisayarlara. Yine en pro bilgisayarı ekliyorum. 5 yıldızlı, güzel. Şu an kaç pro etti? 5600 lira. Verdim siparişi, gelsin bakalım VR ürünlerimiz. İlk defa şu anda. Şimdi hem bir sürü kaliteli bilgisayar hem de VR olan, sanal gerçeklik olan bir internet kafe olacak. Böyle bir şey yok yani. Gerçekten böyle bir şey yok. Oha robota bak. Nasıl gidin lan sen merdivenden? Hani
iniyorum abi, sen rahat ol. Tipe bak ya. Eksoz gördünüz mü? Merdivenden çıkıp inebiliyor robot. Üstteki çöpü aldın mı lan bakayım? Çöp vardı. Aa vallahi almış. Oha. Bak bak bak, yine çıktı. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Ayağımın altında geziyor ya. Acaba Eksoz üst kata mı böyle VR falan yapsak? Alt kat internet kafe olursa. Bence evet. Bence böyle yapalım. Üst kat komple VR için olsun. Alt kat bilgisayarlar için olsun. Mesela buraya PlayStation'ları koyarız. Buraya da VR'ları koyalım. Böyle ilkini koyuyorum bakalım. İlk VR masamızı. Şöyle yamuk mu koydum? Vallahi yamuk koyduk. O zaman döndüreyim. Güzel. Tamam. Şu an koyduk. Bu katı komple VR yapacağım. Bir de ışık falan sipariş edelim. Hanımefendi verin bakalım parayı. Kaç para veriyorsunuz? 200 lira. Oh vallahi. Para kazanmak artık çok kolay oldu bizim için. Nerede bu ışıklar? Aha ışıklara da geldik. En kaliteli ışık olsun. En böyle 5 yıldızlı. Yani artık ucuz bir şey almıyoruz Exoalis. Çünkü gerek yok. Belki tasarımını çok beğenirsem alırım ama onun haricinde gerek yok. Bu neymiş? 5 yıldızlı var da çok kötü duruyor yani. Galiba ışıkta yıldızın çok önemi yok ya. Çünkü ben tavandan asılan bir şey istiyorum. 5 yıldızlı. Oo varmış burada. 4,5 yıldızlı da var. Çok havalı duruyor. Yani vallahi bilemedim şu an. Hepsi çok güzel duruyor. Neyse almışken iyisi olsun. Şunu alıyorum Exoalis'e bundan. Alt kata bunu alıyorum. Üst kata da farklı bir şey alırız. 4 tane aldım. Siparişi verdim 2004 liraya. Bunlar gelsin bakalım VR'ımız geldi mi? Ne yapıyorsun lan? Al bakalım. Vay ayı, bu adama bak. Adamı sakat bıraktı ya. Adam böyle kaldı Exoalis, gördünüz mü? Kutu yok abi. Ne? Bir ses mi var? He ayı puan, kusura bakma göremedim, buradayım işte. Ayı buluyor abi. Kargomuz da gelmiş bakayım şöyle. Oo, lan mükemmel. Aldım hemen bilgisayarımızı, götürüyorum üst kata çok hızlı. İlk VR'ımızı kuralım bakalım. Çok merak ettim şu an nasıl olacak. Böyle masanın yanına koydum. Hemen şimdi VR gözlüğünü alayım. Bir de kontrolcülerim. Gerçi benim buna Exoalis tek tek almama gerek yok. Lan çekil deve. Lambalar da gelmiş. Gözlüğü aldım. Artık çantamız var. Çantaya koyabiliriz. Bunu da aldım. Bunu da koyalım çantamıza. Hatta hepsini alabilirim şu an ya. Evet bunu da alalım. Keşke direkt çantaya alsa. Evet son lambamızı da aldık. Sanki biz bir tane daha almıştık Exoalis'i. 3 tane lamba oldu. Niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse garip. Herhalde çalındı bir tane lambamız. Bakayım burada bir yerde falan mı ya? Yok. Bir yerde lamba yok. Tamam o zaman. İlk olarak lambamızı asıyorum tavana. Tavanda hiç lambamız yoktu. Şöyle buraya astım. Oh parlak parlak oldu. Diğer lambamızı da böyle mutfağa asıyorum. Bir tane üst kata koyayım. Üst kat çok karanlıktı. Ne oluyor lan? Lan tavana asacağım. Bozuk Exoalis. Lamba bozuk. Vallahi bozuk. E bunu biz ne yapacağız şimdi? Yerde mi duracak böyle? Bu şu an bozuldu Exoalis. Çok garip. Aha. Vallahi bozuk. Neyse bunu o zaman ben çöpe atıyorum. Çünkü bozuk Exoalis. Gördün mü şu an? Resmen yamuk duruyor. Ve döndüremiyorum. Bakın döndürmeye çalışıyorum şu an. Yok dönmüyor. Bozuk bu. Bu lamba kafemize yakışmaz. Bunu tuvalete koyayım bari. Işık yapsın bu yerde. Aha. Lan tuvalete durabiliyor. Nasıl duruyor lan tuvalette? Bir saniye. Buraya. Düzeldi. Aa üst kattayken bozuk oluyor. Aa dur oldu. Oh vallahi çok korktum. Bir sürü para vermiştik ya. Neyse ben şu an setimizi kurayım. İlk başta VR gözlük. Bunu buraya mı koyuyoruz şöyle? VR gözlüğümüzü böyle koyalım. Gelecek kişi direkt oynayabilsin. Evet şöyle koydum. Kontrol cihazlarımızı da koyuyorum. Şöyle tam yanına dur. Ejderhanın yanına gelmesin ya. Şöyle olsun. Bu da böyle olsun. Evet ejderhamız gözüksün. Şu anda ilk defa VR masamız hazır. Bakalım kaç para getirecek. Şimdi göreceğiz. Hemen buraya geldim. Hemen fiyat ekspresi zamlayacağım. Direktman en pahalı fiyata zamlayacağım. Bilgisayarlar. Lan fiyatlar normal. Tüh ya. Unutmuşum bunu. Tamam dur. Çok pahalı olsun. Evet. VR şu an çok pahalı. Hatta bütün bilgisayarlarımızdan daha pahalı Exoalis şu an. En pahalı bilgisayarlarımız her saniye 7 lira getiriyor. VR 9,5 lira getiriyormuş. Yuh lan. Ver bakayım dayı. Süper. Şu an dolu yazıyor. Bir saniye. Birisi VR'a gitmiş. Hadi bakayım. Hemen bakayım bir. Ultra pahalı fiyatlarla kim VR'a gitti? Hemen görmeliyim. Aha. Bakın Exoalis birisi VR oynuyor. Uy ne güzelmiş. Sanal gerçeklik. Sanki şu an cennetteyim gibi. Uy. Ulan vallahi arkasından şöyle iteklesem düşecek hani Exoalis şu an böyle. Mal gibi etrafta oynuyor. Ama olsun güzel. Şu an resmen manyak para kazanıyoruz. Üst kattaki tek VR'ımızı kurduk. Zamanla buraya full VR kuracağız. Buraya da full PlayStation kurmak istiyorum Exoalis. Çok güzel olacak bence kafemiz. Gerçekten kafemiz şu an çok gelişti. Hem lambalarımız var yepyeni. Hem yeni VR'ımız da var. Yuh şu an VR bize 660 lira kazandırdı bak. Hala kazandırıyor Exoalis, görüyor musunuz? Aşırı hızlı şu an para üretiyor VR. O yüzden ben ikinci VR'da sipariş edeceğim. 710 lira şu an kazandırdı. Aşağı insin bakalım o hanımefendi. Bize versin 700 liramızı. Hemen ikinci VR gelsin. Direkt sipariş ediyor. Gene aynı VR'dan söyledim. Aynı bilgisayar kasasından söylüyorum. Kontrolcüler de aynısı olsun. Hepsi en iyisi olsun yani. 5600 lira. Oh, verin bakayım parayı. Zaten tam da param yetmiyordu. Hanımefendi verdi lan 700 lirayı. 6500 lira oldu. Direkt verdim siparişi. Ürünlerimiz geldi. Hemen açıyorum hepsini. Hepsini envanterime aldım. Güzel. Direktman masamızı alıyorum. Üst kata çıkarıyorum bunu da. İkinci VR'ımızı da kuralım. Burada manyak şekilde para üretmeye devam etsin bakalım. Hanımefendi bir tane tam şöyle yanınıza bir tane daha VR koydum. İlk başta kasasını koyuyorum. Gözlüğü de koydum. Elcikleri
de koydum. Hadi bakayım son bir elcik daha. Aha da koyduk vallahi mükemmel. İki bir yerimiz de hazır şu an. Üst kat komple VR oldu. Sanal gerçeklik şu an mükemmel. Dur bakayım seni bir arayayım ben. Memur Bey bir şey yapmadım vallahi. Bu zenginliğin sebebi hep bu kafenin mükemmel olması. Hemen bu VR'ın da şu an fiyatını çok pahalıya getiriyorum. Her şey çok pahalı olacak kafemizde. Her şey çok pahalı. Evet mükemmel. Kafemizde en VR'ları kurduk. Üst katı da yaptık. Işıkları da kurduk. Artık ben eve gideyim. Kafeyi kapatıyorum lan yeter. Ayı bu an kafasını hemen tamam oğlum. Tamamdır abi. Hadi bakayım güzel. Eve gidelim şöyle. Oh vallahi yoruldum. Evimize girdik. Oh evim canım evim ya. Para getirdim lan. Getirdim lan al. 3700 lira. Buzdolabını da fullüyorum. Full zaten. Ne istiyorsun lan? Şimdi çocuk vakti. Ay Allah'ın belası ya. Annem ben kaçayım ya tamam. Evet eksualesi. Kafemiz yine aşırı geliştirdik. Ve çok manyak oldu. Üst katı da yaptık. VR'ları da yaptık. Ben gerçekten çok eğlendim. Alttan video like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil düşünü açmayı unutmayı. Buraya çıkan öleceksiniz. Ben Instagram'a tiktok'a girip ekstra adı beni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.